TÜİK'in 5 aylık enflasyon oranlarını açıklamasından sonra herkes maçlara gelecek zam oranını merak etmeye başladı. Peki emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelecek mi? TÜİK, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE'de 5 aylık enflasyon %10.47 oldu. Bu oranlara göre memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranlarını açıklayan Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 5 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirtilen %3'lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için %7.47'lik enflasyon farkı oluşmuş durumda dedi. Eğer senenin son 6 ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022'nin Ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan %5 zamın üzerine %7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam %12.47 zamlı alacaklar. Buna göre de 2022'nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022'nin Ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5440 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede, 1 bölü 4, genel müdürün maaşı 18.100 liraya, 1 bölü 4 öğretmenin maaşı 7.370 liraya, 8 bölü 1 polis memurunun maaşı 8.357 liraya, 5 bölü 1 üniversite mezunu hemşirenin maaşı 7.149 liraya, 1 bölü 4 uzman doktoranı maaşı 11.351 liraya çıkacak. Tabi bu hesaplamalar belirttiğim gibi 5 aylık enflasyonun aynı kalması durumunda geçerli. Enflasyon artarsa enflasyon farkı da artacağından bu maaşlar biraz daha artacak. Yeri gelmişken memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artışa göre ek zam yapılması konusuna da değineyim. Evet, bir kereliğe mahsus olmak üzere böyle bir zam gündemde ve toplu sözleşmeye ek protokolle ekleneceği, hatta Ocak ayındaki zamlı maaşlara yansıtılacağı da kesin gözüküyor. Ancak zammın ne kadar olacağı ve daha da önemlisi memur emeklilerini kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil. 2021 yılında ise, hem memurlar hem de emeklileri geçmiş toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın Ocak-Haziran döneminde %3'lük zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarını %7.36 zamlı, Temmuz ayında ise %3 zamın üzerine %5.45 de enflasyon farkı ile birlikte %8.45 zamlı almışlardı. Böylece memur ve emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda %15.81 olmuştu. 2022'de yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve bakur emeklileri için şimdiden %10.47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022'nin başında en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisinin aylığı 3030 liraya, en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 2724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını %8.36, yılın ikinci yarısında ise %8.45 olmak üzere bu yıl toplam %16.81 zamlı almışlardı. Emekli maaş zammı 3 Ocak 2022'de açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Emekli maaşı koronavirüs salgınının yanı sıra yüksek kur ve enflasyonun altında ezildi. Eski Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Aralık enflasyonu %2 olursa %12.7, %3 olursa %13.8 zam oranı alacaklar. Emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak. Yıl içerisinde iki kere zam alan emekliler Ocak ayı zamını hesaplamak için enflasyon oranlarını inceliyor. Geçen yıl TÜFE Aralık ayında %1.25 artmıştı. Bu yılda benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki tüfe artışı %10 üzerine çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise %13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor. TÜİK, Temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde tüfe artışının %10.48 olduğunu açıkladı. Böylece %10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor. Eski Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise, aralık enflasyonu %2 olursa %12.7, %3 olursa %13.8 zam alacaklar. Sözcünün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu %2 çıkarsa Temmuz ayında 4.444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki Ocak ayında 5.097 liraya, enflasyon %3 olursa da 5.142 liraya yükselecek. Halen 3166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da %3'lük Aralık enflasyonu tahminiyle 3663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu %3 olarak gerçekleşirse en düşük işçi emeklisi aylığı 1626 liradan 1851 liraya, esnaf emeklisi aylığı 1764 liradan 2007 lirayla ve 1663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da 1893 liraya yükselecek. SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve Bağkur emekli maaşlarına gelen zamın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağkur emekli maaşlarına gelen zam belli olacak. 2022 emekli maaşı zammı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına %8.45 oranında zam yapıldı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için %5 enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için %7 enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de %8 artı 6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak, bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30 ile %35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30 ile %35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi, vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi, denildi. 2022 emekli ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli zammında 5 aylık veri belli oldu. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz-Kasım enflasyonu %10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.